Merhaba, Stura programına hoş geldiniz. Evet, uzun bir seçim yolculuğundan çıktık. Bundan sonra olacak mı olmayacak mı tartışmaları yapılırken artık bize de yani gazeteci olarak da televizyoncu olarak da gına geldi. Hiç bu kadar değişik itirazları olan komedi filmini andıran bir seçim sonrası ben yaşamadım. Zaten daha önce de dediğim gibi ilk çok partili geçişteki ilk 3 seçim haricindeki bütün seçimleri ufaklıktan itibaren yaşadım. Ama böyle bir komedi seçim, daha doğrusu seçim sonrası hiç yaşamadık. Tabii insanlar beklemedikleri şeylerle karşılaşınca nasıl itiraz edeceklerini de bilmiyorlar. En son şeyden sonra KHK ile ceza alanlar nasıl oy kullanır gibi bir açıklamadan sonra AKP Genel Sekreteri tarafından sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan da ya artık bu kadar da olmaz herhalde dediği içinden ki seçimi kabul etmiş gibi gözüküyor. Yani bu saçmalığa son verildi gibi gözüküyor. Evet, bugünün seçimlerinden ta 80'lere gideceğiz. 80'lerin önemli devrimci, şair, benim 78 kuşağından da çok eski arkadaşım Nevzat Çelik'le konuşacağız. Merhaba, hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk Ahmet, nasılsın? Sağ ol. Şimdi sen de herhalde bu kadar komik, aynı ülkede yaşadığımıza göre bu kadar ilginç bir seçim sonrası yaşamamışsındır. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Yani olamaz diyorsun ama oluyor. Evet, Türkiye'de. Yani her gün yeniden olabiliyor. Bu çok üzücü ve şaşırtıcıydı. Bizim Celal Başlangıç demişti bana. Bundan bir buçuk ay önceki bir programda ya Türkiye'deki mizah hazinesinin yaptığının üstüne geçmeye başladı. Çok komik şeyler yaşıyoruz demişti. O zaman şöyle bir gülümsemiştim tabii ama sonra da anladım ki haklı galiba. Kesinlikle. Yani. Evet. Şimdi önce 80'lere bir dönelim. 12 Eylül'e nasıl geldik biz hep beraber? 12 Eylül'e nasıl geldik? Sen üniversite bir öğrencisin. Ben evet, uygulamalı yüksek güzel sanatlar, o zaman OSU idi, şeye bağlı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı bir yüksek okuldu. Onun grafik bölümünde okuyordum. İşte 1980 Mart'ında gözaltına alındık derken tutuklandık. 12 Eylül'e nasıl geldik? Eğer ülke olarak... Sen darbeden önce tutuklandın. Ben darbeden önce darbe önce teröristsin yani. Evet. Şimdi de meydanlarda çok kalabalık şekilde teröristler var, biliyorsun. O şekilde ifade edilmişti. Evet. Biz onların öncülü halindeymişiz. Bunu tabii o zaman bilemezdik. Tabii ülke çok zor koşullardaydı. Ekonomik anlamda da çok ciddi çöküş, hem siyasi hem ekonomik olarak çöküş halindeydi. Ama bir tarafıyla çok devrimci güçlerin, devrimci demokrat güçlerin iktidarı alabilecek denli, evet, hem nitel hem nice olarak bir güç elde ettiği bir dönemdi. Ve esas olarak da 12 Eylül askeri cuntasının gelişen sol güçleri önlemek için yapılan ve o kaç Ocak kararlarıyla 24 Ocak kararlarının uygulanmasına Turgut Özal'ın evet ikili bir yanı vardı. 12 Eylül askeri darbesi bu iki şey üzerine, birisini önlemek birini uygulamak, hı-hı, üzerine yapıldı. Yoksa hani göstermelik olarak işte sağ diye ifade edilen güçlere yönelik de bir takım operasyonların olması, işte herkese eşit davrandı gibi bir algıyı çok yürürlüğe soktular. Öyle bir şey yoktu. Tamamen sol güçleri engellemek üzere yapılan şimdi bir darbeydi. Şimdi orada bir parantez açacağım. Hep diyorlar ya işte bir onlardan bir onlardan diye. Şimdi ben o dönemde gazeteciyim.
Kenan Evren'in böyle bir açıklaması yok. Onu herkes bilsin diye söylüyorum. Kenan Evren'in söylediği şu. Kendi beşli konseyine, beşi bir yerde. Ara sıra da onlardan asalım, sağdan asalım ki Avrupa tek başına soldan asıyor demesin diye açıklaması var. Bunu böyle bilin. Yani bir onlardan bir onlardan değil. Zaten hiçbir iddiamı tasvip etmediğimi bu arada Nevzat'ın da benim de onu söyleyelim hangi nereden olursa olsun ama böyle bir açıklama yok. Yani bir onlardan bir onlardan da olmadı zaten. 5'e 1 gibi bir şey var. Hatta 6'ya 1 gibi falan. Evet. Neyse yani ikimiz de idama karşı olduğumuz için tartışma değil ama böyle bilinsin diye söyledim bunu. İdam ve işkence gibi insanlık suçu kavramsalı içerisine koyabileceğimiz bir şeyin sağı solu ön arkası diye bir amalı cümlesi olamaz. Evet. İdama karşısan karşısındır, işkenceye karşıysan karşısındır. Kime yapıldığını hiç önemi yok. Bugün için de geçerli. Tabii ki. Peki şimdi darbe öncesi görüşlerinle içeride 8 yıl kaldın değil mi? Evet. 8 yıl. İçeriden çıktıktan sonraki sosyalizme bakışın, devrimci yaşama bakışında bir değişiklik var mıydı? Tabii deneyim de var. Tabii şimdi... İster istemez değişmeler oluyor. Değişmenin olması da doğru bir şeydir. Çakılıp kalırsanız gelişmemiş olursunuz. Bu yanlış anlaşılmaya da uygun bir cümle olabilir. İşte değişti. Hayır, bu değişme Nazım'ın çok önemsediğim dizisini belki söyleyerek buna açıklık getirmekte fayda var. Gündüzlerinde o Türkiye İşçi Sınıfı'na selam şiirinde gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde açılmayan bir dünya özleminden söz eder. Dolayısıyla benim bu özlemim hiç bitmedi ki. Bu anlamda bir değişiklik yok. Eksende bir değişiklik yok. Ama mücadele ediliş biçimlerinde farklı, daha farklı düşünceler doğru evrildik. Mutlaka evrildik. Çünkü hem büyüdük hem daha çok bilgilendik. Çok deneyim elde ettik. Ama dediğim gibi eksende bir değişiklik yok. İtiraza devam. Evet. Peki sen girdin ve arkadaşlarından beraber idamla yargılanmaya başladın. Evet. Nasıl bir duygu idamla yargılanmak? İdam tabii çok ilginç bir yanı var. Yani bir devrimci ve iktidarı talep ediyorsun. Bunu talep ettiğin için de devlet ya da verili olan hükümet senin önüne engel koyuyor. Zaten senin önüne her zaman bir engel koyuyor. Az önce Nazım'dan alıntı yaptığım o özlemi duyarsan ve bunu dillendirirsen zaten sana cezaevini öncelikle gösteriyor. İşkenceyi gösteriyor. Hatta ölümü gösteriyor. Bunları yapma diyor. Yoksa başına bunlar gelir diyor. Bu sistem esas itibariyle hiç değişmemiştir. Aynı anlayış bence sürüyor. Şimdi insan da bunu bu mücadele içerisinde yani daha iyi bir dünya, insanların sömürülmediği, eşitliğin, işte özgürlüğün olduğu, işte kadınların ezilmediği, çocukların dövülmediği ya da başka şeyler yapılmıyor. Ya bir dünya özlüyorsun ve senin karşına hayır diyor bunları özleme sen... İşçisin, işçi kal diyor ya da biat, bana biat et diyor filan. İşte o koşullarda derken bir biçimde... Yoksa ülkenin bekası gidecek. Ya bir de beka sorunumuz var. O kadar o günlerde bile bu beka sorunu yoktu, dillendirilmemişti. Ki o zaman bir karşılığı vardı bunun. Gerçekten bir işçi sınıfından, işte bir sendikadan, örgütlerden, derneklerden, partilerden söz edilebilirdi. Bugün onlar da yok. Üstelik ona rağmen bir beka sorunumuz var. Ya şeydi, çok kalabalıktık. Yani işte o dönem sanırım, ama 16 kişilik koğuşlarda kalıyorduk Metis askeri cezaevinde. 82 yılında iddianamesi verilmişti. Ve işte dediğim gibi koğuşa baktım 16 kişiden 10 kişiye 8'i idamla yargılanıyor. Evet. İdam talebiyle yargılanıyor. Dolayısıyla ben idamı kişiselleştiremedim.
Belki de hiçbirimiz bunu çok kişisel olarak algılamadık. Ama ne zaman ki idam cezası verilir, seni alırlar ayrı bir hücreye koyarlar. O zaman belki çok kişisel bir noktadan düşünmüştür idam edilen arkadaşlarımız. Mutlaka kişisel olarak bunu düşünmüşlerdir, onu yaşamışlardır. Ama koğuş içerisinde olduğum için ben çok düşünmedim bunu. Yani kişiselleştirmedim. Hiç sen ya da diğer yargılanan arkadaşlarımız hiç düşündün mü acaba, yani o yalnız kaldığın gece var ya işte, yani kendinle baş başa bir, sıra bana gelecek mi acaba diye, çünkü arkadaşlarımız asılıyor. Evet. O duyguyu yaşadın mı hiç akşam böyle tavana bakıp da? Yok, kahre... Ya da alttaysan ranzın. Hatırlamıyorum. Kahredici bir duygu olarak yaşadığımı hatırlamıyorum. Mutlaka bunlar düşünüyorduk, aklımıza geliyorduk. İster istemez bunları düşünüyorduk ama dediğim gibi kahredici bir duygu olarak yaşadığımı düşünmüyorum. Sıradanlaştığı bir durumda sıradanlaşmıştı. Evet. Yani dediğin gibi bir o 16 kişilik koğuşta 10 kişi idamla yargılanıyorsa bunu cezaevinin tamamına vursan bu oranda ne yarı yarıya desek, evet, bu kadar insan idamla yargılandı ve üstelik seri idamların başladı, yapıldığı, tabii Ramazan Yukarı Göz'e 4 kişiyi birden astılar. Olduğu bir yerde bir tür sıra bekleme olayı var. Bir tür sıranı bekliyorsun. Hani ne zaman gelir sırası onu tam bilmiyorsun ama bir sıranı bekliyorsun. Şunu da yapabilirlerdi. O ihtimal de çoktu. Yani sizi işte mahkemeye çıkarmadan koğuşunuz. Kaçıyordu diye. Yani topluca katledebilirlerdi. Hı hı. Yani biz o daha junta gelmeden gaz bombalarıyla saldırıya uğradık cezaevlerinde. Hı hı. Toplu katliam denemeleri oldu. Yani işte Davutbaşı'da filan bayağı uzun namlulu silahlarla koridorlar tarandı. Seken kurşunlardan arkadaşlarımız yaralandı. Bilemiyorsun, o askeri junta koşullarında her şey olabilirdi. Belki bu yüzden o kadar da çok kişisel olarak algılamadık yargılanmayı, idam. Şimdi değişik bir şey daha yaşadık 12 Eylül'de. Ben hep bunu bir doktora tezi yapılabilir mi acaba diye, işte hepimizin anneleri, babaları, arkadaşlarımızın anneleri, ablaları çok önemli. İşte biz devrimci hareket içindeyken onlar normal yaşamlarını sürdüren, işte aman oğlum aman kızım okula giderken dikkat et diyen insanlardı. Fakat bizlerle beraber, bu mahkemelerle beraber ilginç bir devrimci anne ve abla daha çok ortaya çıktı. Bu sizde nasıl oldu? Tabii çok ilginç bir süreç. Tabii ben ablanı tanıdığım için genel anlamda daha çok soruyorum. Genel olarak şöyle oldu. Bu biraz Şafak Türküsü'ne de gelen bir şey var bu soruda. Çünkü Şafak Türküsü'nde anneye sesleniyor. Evet, anneye sesleniyor. Şimdi hep benim annem değildir Şafak Türküsü'ndeki anne. Tam da senin söylediğin o mutfağından ya da tarlasından gelen kadın, anne. Tabii ki bir kısmı çalışıyordu. Bu anneler başka bir hayatın içerisine girdiler. Sadece çocuklarının içeride olması değildi onları değiştiren, dönüştüren. Çünkü oğlunun kızını görmeye geliyor fakat göremiyor. Bunun dayak için, yiyor. Devletle ve faşizmle yüz yüze geldi. Tabii yüz yüze geldi. Skonet'in mahkemeleriyle, işte adli müşavirliklerle, Skonet'in komutanlıklarıyla karşı karşıya geldi. İşte oradan evrak alması gerekiyor. Oraya evrak vermesi, itiraz dilekçesi vermesi gerekiyor. İşte kapı önlerinde bir takım barikatları aşması gerekiyor, direnmesi gerekiyor. Yani çok değişti. Yani kadın öne geçti. Evet. Babalar daha çok çalışan kesim, daha çok baba, erkek olandı. Kadınla benim annem çalışıyordu fabrikada, babam da çalışıyordu. Dolayısıyla o annelerin tamamına, o değişen, dönüşen anneyedir. O şiirin seslendiği anne asıl olarak odur. Yine az önce şey dedin, hani anneler ya da babalar evden çıkan kızının, oğlunun hani gitme oğlum ya da dikkat et oğlum. Şimdi bir düşünüyorum da çok büyük acılar, büyük eziyetler çekti annelerimiz, babalarımız, bizden büyük olanlar. Çünkü çok zor bir şeydir çocuğunu
dışarı bırakırken onun bir daha geri dönmeme ihtimalini bilerek bunu bırakıyor olması ne büyük acılardan, sorgulamalardan, süreçlerden geçerek mümkün olmuştur. Bir de o yetmemiş, işte ölmemiş, cezaevine düşmüşse bir de onun için yıllarca mücadele etmeleri. Bu değişim biraz böyleydi. Benim annem ve ablam tabii ki şeydi, kentte olmaktan kaynaklı çok da uzak değillerdi bu meselelere. Daha iyi bir dünya özlemine uzak değillerdi. Büyük bir değişim olduğunu bu anlamda söyleyemeyiz. Onların şeyi içerisindeydi, görüşleri, evet, yaşamları içerisindeydi. Pratik yoktu ama her şey birden pratiğe çıktı. Evet, şimdi gelelim sen ve şiir. Cezaevine girmeden önce notlar alıyor muydun, şiirler yazıyor muydun, yoksa hepsi oradan başladı? Şiir hayatımızda vardı. Benim kuşak çok okuyan bir kuşaktı. Sadece partizan romanları okumadık. Okumadığımız neredeyse ne Rus, ne Fransız, klasikleri ne Alman, bütün bizim klasikleri şok, bitirmiştik. Evet. Türkçe klasikleri de zaten onları geçerken okumuştuk. Yani daha ortaokuldayken neredeyse bitirmiştik falan. Dolayısıyla şiir de vardı hayatımızda. Ezberimizde çok fazla şiir vardı. Ve birbirimize şiirler okurduk. Diyelim ki Hasan Hüseyin'in Ağlasın Aşafa kitabını alıp işte 10 sayfa ben okurdum, 10 sayfa arkadaşım bir bölüm filan böyle dolaştırırdık. Şiir vardı hayatımızda. Yazan arkadaşlarımız da vardı. Bende yoktu. Yani ben şiiri çok seviyordum ama şiir yazmak, şair olmak gibi bir hiç hayalim, düşüncem olmadı. Daha sonra baba olmak gibi de bir düşüncemiz olmadı. Çünkü bizim kuşak hep hani biz görmesek de görecekler var lafını gerçek hayatlarına uygulamış. Ya yani biz göremeyecektik. Bizden sonrakiler görecekti. Biz o yüzden kişisel düşlerimiz, kişisel hayallerimiz çok, benim hiç olmadı. Hı-hı. Hani iş güç sahibi olmak, çocuk. Hiç aklımızın ucundan geçmedi. Dolayısıyla bende de yoktu ama bir ara böyle yazdım ama şey bayağı işlevsel. Şiir denmez onlara. Yani ey işçim, ey köylüm tarzında onları eğitmeye. Mayakovski'nin var mı felaket kötü yani, şiirler? Yani, sonra Nazım'ın var, onlar da çok kötü. Yani, o tür şiirler. Benimkiler de öyle şeylerdi. Daha sonra unuttum zaten ben bunu. Cezaevine girdikten 1,5-2 yıl sonra ben şiir yazmaya başladım. Ha ben yazabilirim. Çünkü o arada bazen dergiler falan geliyordu. Okuyorduk, takip ediyordum. Ya bunları ben de yazabilirim. Sonra ya hatta ben bunlardan daha iyi de yazabilirim demeye başladığım bir dönemde ben yazmaya başladım. Ama mahlas kullandım, Korçagin. Hangi romandan kalma bilmiyorum. Bir Rus romanındaki bir karakterdi Korçagin. Şimdi daha kitaplarımız da olmadığı için şey olurdu. Herkes ezberindeki şiiri deftere yazardı. Her koğuşun bir tür antolojisi oluşurdu o defterde. Yani böyle onlarca hatta yüzden fazla şiir birikirdi. Ezberden oraya aktarılmış. Ben de kendi defterime hem Nazım'dan Ahmet'i, Arif'ten Hasan Hüseyin'den işte bir sürü şairin yanı sıra Neruda'dan Korçagin'in şiirlerini de yazıyordum deftere. Ondan sonra tabii meraklısı hani benim şiirlerim hangisi ya, benim defterimde hangi şiirler var diye aldıkları zaman okurlardı. Ben de sorardım hangi şairleri işte beğendin filan diye. İşte Nazım, Muhammed Arif, Korçagin diye beni araya bir koyarlardı. Çok hoşuma giderdi. Öyle başladık. Sonra açıkladık tabii Korçagin. Şimdi sen ilk kitabını ya da ilk şiiri Hasan Hüseyin'e adıyorsun. Yok. Ters mi söyledim? Öyle değil. İlk kitabım Şafak Türküsü. 84'te. Evet, ödülü 84'te alıyor. 84'te alıyor. Hasan Hüseyin tabii o ara şey hasta. Yani hı-hı, şey yani iki tane şiir var Hasan Hüseyin'e hı-hı adadığım iki şiirim var. İki doğru şiir var. Zaten o şiir adı vermedim. Şimdi şey deniliyor yani bir yerde okudum. Nevzat o şiirleri Hasan Hüseyin'e adıyor ama tarzı daha çok Ahmet Arif, Nazım Hikmet diye bir
İlginç bir yorum var. Eleştir de diyemeyeceğim. Buna yok, yorum. Yok, şey, değerlendirme. Evet, hı, o değerlendirmelere ben de rastladım. Hasan Hüseyin'i büyük bir keyifle okudum. Onundaki o ses, o akış falan beni çok etkilemişti ilk gençliğimde. Hala etkiler. O ayrı bir şey. Ama değerlendirme doğru olabilir. Şiir yazma anlamında sanırım Nazım daha belirgin bir etkiye sahiptir. Bu da kaçınılmaz bir şeydir. Zaten etkilenmezsen sanat yapamazsın, şiir yazamazsın. Etkileneceksin ki yazabilesin. Bütün genç şairler gibi zamanla kendi şiirini, kendi üslubunu, kendi sesini bulursun. Bende de öyle geliştiğini düşünüyorum. Peki Cezaevi'nin katkısı var mı? Çünkü Aznesi'nin hep söylediği bir şey vardı. Benim en verimli olduğum yer cezaevidir. Çünkü işte bütün gün istediğim kadar zamanım var. Onu kullanıyorum. Tabii o zaman açısından söylüyor. Ama cezaevinin bir anlamda tabii çok değişik insanlar görüyorsun. Değişik yöreler görüyorsun, tanıyorsun. Onları dinliyorsun falan. Bunun böyle bir ciddi bir katkısı var mı şiire? Ya da edebiyata? Yani katkı başlığı altında belki toplayamayız ama önce şeyi söyleyeyim. O benim için büyük bir düş kırıklığıydı. Bir de ben Cunta'dan önce girdim ya. Pek çok insan içeriye girip çıkıyordu. 3-5 ay yatıp çıkıyorlardı filan. Yani bir tür hani eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ne bileyim, biraz dinleniyorlardı. Daha çok okuma imkanı buluyorlardı. Ben de öyle olacağını sanmıştım ama biz girer girmez daha bir pilot cezaeviydi. Bilemezdik tabii. Yani junta gelmeden juntanın uygulamaları başlamıştı. Tabii ilk aşık grevlerini biz 12 Eylül'den önce yapmaya başladık. Her şey yasaktı çünkü. İlk işte coplamalar, gazlamalar, her şeyi biz 12 Eylül'den önce gördük. Ailenin ilk çocuğu gibi yani deney tatlısı. Dolayısıyla biz şey yapamadık işte sevgili Aziz Nesin'in dediği gibi ya da okuduğumuz röportajlar, kitaplar. Hani cezaevine giriyorsun, orada bir hayat kuruyorsun bir biçimde. Bizde öyle olmadı ki, bizde düzenli, sistemli işkence olunca öyle hani ne güzel yattık hikayesi maalesef olamadı. Büyük yani her günümüz bir stres şey altında ama insan yaşamayı öğreniyor. Ya yani bir itirazınız varsa, bu itirazınızı sürdürmek istiyorsanız devlet istediği kadar size baskı kursun, siz o itirazınızı sürdürebiliyorsunuz. Yeri gelmişken söyleyeyim, işte Davutpaşa'da başlayan, sonra Metris, Samaca, özel tip ücretli bir cezaevinde süren, tekrar Metris süren, İstanbul'daki direniş, yani yaptırımlara uymama hali geleneği Davutpaşa'dan sonra başlayan bir gelenektir. Yani 80 öncesinden başlayan bir gelenektir. Yani dolayısıyla bir direniş geleneği oluşmuştur İstanbul'da ve asla yaptırımlara uyulmamıştır. Yani el açılmamıştır, hazolda durulmamıştır. Yani uzatın. Asla o yaptırımlara uyulmamıştır. Bunu da söylemek isterim. Çünkü bütün görseller hep işte tek tipi elbiseli tutuklular, mahkumlar, işte uygun adım yürüyen, koşan görüntüler hep öyledir değil mi? Evet. Ama direnişin fotoğrafları ve görüntüleri yoktur. Çünkü yok, onu çekmezler, onu göstermezler. Hı-hı. Belki çekmişlerdi ama göstermezler. O açıdan bunu da söylemek isterim. Hı-hı. O direnişten söz etmek isterim. Şimdi yargılanıyorsun, işte işkenceler, şunlar bunlar, arkadaşlarımız ya işte 5. kattan emniyetten intihar etti diye atılıyor ya idam ediliyorlar ya sokak ortasında öldürülüyorlar ve bütün bunları yaşarken, idam beklerken sana ödül geliyor. Evet. Akademi Kitabevi'nden. Akademi Kitabevi ödülü ve çok ilginçtir ki o ödül verildiği sırada ben Akademi Kitabevi'nin sahibi Hadi Olcay'la Akademi Kitabevi'nin yanındaki binayı ortak kiraladım. Yani bir daireyi. Sana ödül verildiğinde ben Akademi Kitabevi'nde bina anlamında ortaktım. Akademi Kitabevi'ne ortak değildim. Anladım. Onlar hem Uğur Olcu avukatlık yapıyordu, ben yayın evi olarak tuttum. Hem de yarı depo olarak kullanıyorlardı. İdam beklerken ödül nasıl? Evet. Hem senin tarafından nasıl karşılandı, bekliyor muydun? Hem de cezaevindeki arkadaşların tepkisi, duygusu ne oldu?
ödülün verildiği dönem sağlamcılar hücre tipi cezaevindeydik. Yani üç kişilik hücrelerde kalıyordum. İki arkadaşım vardı yanımda. Ve havlandırma her şey yasaktı, tek tip elbise giymediğimiz için. Dolayısıyla bir toplu konuşma, değerlendirme fırsatı bulamadık. İki kişiyle sınırlı oldu. Zaten onu da ben kitabımı yaklaşık bir yıl sonra filan görebildim. O da sansürlüydü, ilk baskısı. Belki hatırlarsın. Evet. Ama şeyi yani ilk işte 82'de benim şiirim yayınlandı. Edebiyat 81'de. Sonra birkaç şiir daha yayınlandı ama hemen Akadir, işte Gülten Akın dikkat çektiler. Yani benim şiirime Nevzat Çelik adına bir şey dediler, böyle bir şey geliyor. Hı hı. O beni zaten çok motive etmişti, beni iyice sarılmamı sağlamıştı. Tabii ki ödülü çok heyecan verici. Hem yaş itibariyle çok gençsin, hem cezaevindesin ve gerçekten ne olacağını hiç bilmiyorsun, nasıl sonuçlanacağını dair bir fikrin yok. Ama ben yani ben buradayım. Kararı üzerine yaşamımı sürdürdüm. Yani talihe hayalleri kurarak bir hayat sürdürmedim. Talihe hayalleriyle yaşarsa eğer içerideki tutuklu ya da mahkum, psikolojisi bozulur. O zaman yatamaz hale gelir. Evet. Pek çok arkadaşımızla biz bunu gördük. Kaçınılmaz olarak bozulursun. Ben asla çıkmayacak gibi bir hayat kurmaya çalıştım. O beni daha dirençli tuttuğunu. O zaman o köşeni eve çeviriyorsun. Yani tabii şimdi şiir de çok önemli. Senin o tutunma, o itiraz ve direnişinde şiirin, edebiyatın çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. En azından benim üzerimde, benim direnişimde şiir, imge, edebiyat çok önemli bir yer tuttu ve ödülü almış olmak olağanüstü bir duygudu. Gerçekten çok sevinmiştim. Heyecanlanmıştım tabii ki. İşte röportajlar başladı. Gizli yollardan sorular geldi. Onlar yanıtlandı. Zaten şaire çıkmıştım. Benim şiirlerim dolaşıyordu. Hem cezaevi dahilinde hem arkadaşlar aracıyla ailelere gönderiyordu. O aileler kendi... Annen mi almıştı ödülü? Ödülü ablam almıştı. Ödülü veren de Aziz Nesin. Biliyorsun. Biliyorum. Ben bir kısa not yazmıştım. Anlatılana göre çok etkili ve duygulu bir tören olmuş. Hemen hemen herkesin gözünden yaşlar akmış. Hala anlatırlar bana, o törene katılanlar acayip bir törendi diye hep söylerler. Biliyorum, ben de anlatmak istemiyorum çünkü programı kuru devam edelim istedim. Ben de o törendeydim. Peki şey nasıl bir şey oldu? Şimdi sonuçta teröristsin. Seni öyle yargılıyorlar. Gardiyanların tutumu, ceza müdürü, cezaevi savcısı. Birden şiir ödülü almış bir insan. Onların terörist olarak baktıkları insan. Birden ödüllü bir şair var karşılarında. Onların tutumlarında, bakışlarında bir şey oldu mu? Olmaz mı? Yani ödül bana bir avantaj sağlamadı. Türküsü zaten sansürlü çıktı ve çıkmaz da liste başı oldu. Yani çok satanların başına geçti Şafak Türküsü. İster istemez tabii çok fazla okunmaya başlayınca, yani Nevzat Çelik kim? Okur. Ne yaptı? Seninle temas kurmak istedi ve mektuplar hızla çoğaldı. İş böyle olunca dur bakayım ne oluyor dedi idare ve üst artık sıkıntım komutanlığı. Derken benim bütün yazışmam kesildi. Yani ödülden birkaç ay sonra benim yazışmam tamamen orada. Yani bir telgraf dahil ne gitti ne geldi. Tam 2,5 yıl sürdü bu. Çok ciddi yani, bir tavır. Sağmaca özel tipten metrise gittik. Metriste de yasak sürünce, yani adı konmamış yasak. Yani isim vermeyeyim, örgüt şeflerinin mektubu gidip geliyor, benimki gidip gelmiyor. Yani bu ara özel bir tavır alındı ve bunu çözemedik. 2,5 yıl boyunca uğraştık, sonunda ben bir aşık grevi yapmak zorunda kaldım. Belki hatırlarsın. Hı hı. Yani 22 gün süren bir aşık grevi yaptım. Bildiğin işte çeşme suyu içiyorsun,
O kadar, başka bir herhangi bir şey yiyip içmiyorsun zaten. Adı üstünde aşık grevi. Fakat, bir de o zaman bilmiyorduk şekerli suyu falan. Şeker olduğu zaman şekerli su bazen kullanılırdı. Bazen de yani şekeri kullanmama yolunda karar alınırdı. O topluca yapılan aşık grevlerinde mesela şekersiz denirdi ve gerçekten şeker kullanılmazdı. Bildiğim pardon yok. O ne vitamini onu bilmiyorduk. Yok şekerli. Yok vitamin falan yok. Yok o zaman yok. Yok işte. O zaman şekerli suyu biliyorduk bazen. Onda zaten şekerli su şey yemek gibi düşün. Hı-hı. Sabah öğle akşam bir bardak şeker, içine de iki tane şeker atmışsındır. Öyledir. Hı-hı. Başka da yanlış anlaşılmasın. Şerbet hali de değildir. Yani neyse işte ben o 22 gün sonunda mektuplarımı vereceklerini, kitaplarımı vereceklerini, rahatsızlığım vardı, hastaneye sevdiğim. Neyse geldiler, evet yapacağız dediler. Ben de o zaman bitirmiştim. Aziz Nesin'le Yaşar Kemal'in bir sonraki gün basın toplantısında bir araya geleceğini ben daha sonra, bitirdikten sonra öğrendim. Ziyaretime gelen ailem söyledi. Hatta ben bir belgesel orada da söylüyorum. Bileydim bunlar bir araya gelecek. Yani birkaç gün daha aç yatardım. Ne olacak? Yani hiç problem değildi. Aşık grevini bitirmiş olduğumdan dolayı o bir araya gelişi yapmıyorlar. O basın toplantısı o şekilde gerçekleşmiyor. Evet. Gelelim hapishanede. Yavaş yavaş işte zaman geçtikten sonra siyaseti sorgulama ve eleştiri öz eleştiri mekanizması. O nasıl bir şey? Şimdi aslında deminki sorun da vardı. Biraz onu atlamış oldum. Hani o evet idareden sana tersine bir baskı oluşurken bu cezaevindeki bazı örgütlerin tavrı da hiç hoş değildi. Yani senin yazdığın öykü, şiir işte ya bu sırası mı? Şimdi bu yazılır mı burada? Burjuva şeydi. Ya bu zaaf filan gibi şeyler, baskılar oluştu. Hatta benim bir Leke adında bir öykümü bir cezaevi dairinde çıkartılan dergiye ek olarak yapıştırıp yayınladılar. Bir eleştiri yazısıyla birlikte ve üç örgüt bana tavır aldı. Selam sabahı kesti. Sadece benden selam sabahı kesmekle kalmadılar. Ailemi de tecrit ettiler. Niye? Eleştirel bir öykü yazmışım diye. Tabii ki bu kafalarla tabii ki ister istemez senin daha ötede, daha farklı, daha eleştirel durabildiğin bir yerin olmalı. Bir sanatçı, eğer kendine bir sanatçı, şair diyorsan zaten böyle bir yerde olmalısın. Ayrıca onca yaşanandan sonra zaten bir fikri genişleme, daha mesafeli perspektif olarak bakabilme şansı oluşturdu aslında onca deneyim. Bunu yeterince yapılamadığını düşünüyorum. Bu benim açımdan böyle bir sorun yoktu. Ben daha eleştirel, kendi bakabiliyordum kendime. Eleştirimi kendi alışkanlıklarımın, fikir yürütmelerimin, bedenimin üzerinden geçirebilmek gerektiğini zaten erken yaşlarda fark etmiştim. Ve tabii ki kendime yönelik eleştiriyi ve öz eleştiriyi de mutlaka yapmıştım. Ve zaten çok gençlik. Tabii canım. Affedersin. Yani 18-19 yaşındaki bir gencin yaşanan sürece ait alabileceği, sorumluluk verebileceği öz eleştiri ne olabilir? Peki bugün baktığımızda hepimiz için işte aynı kuşağız. Bana öyle geliyor da sen ne düşünüyorsun öyle? Biz çok mu masumduk? Ben masum olduğumuzu düşünüyorum ya. Yani yaptıklarımızdan, istediklerimizden, koşuşturmalarımızdan. Abi bütün şeyimizi verdik yani sonuçta bütün enerjimizi. Yani hayatını ortaya koyduğun bir şeyden daha önemli ne olabilir ki? Hayatımızı koyduk. Evet. Tabii ki masumduk. Ya başka türlü değerlendirebilmek çok şey geliyor bana. Güç geliyor. Yani mesela nasıl eleştirebiliriz?
ne söyleyebiliriz? Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir dünya istiyoruz. Ha, bu kadar basit. Evet. Bunu istedik. Ve hala bunu istiyorum. Uslanmadın yani. Yok. Pişman değilim. Peki Erdoğan senin şiirini okuduğunda ne hissettin? Şimdi o çok soruldu. Ana ne olaylar çıktı kapıma, televizyonlar, gazeteler yaz. Ciddi mi? Tabii canım. Yaz günü abicim. Bir televizyon geliyor, perdeler, camlar kapanıyor, gürültülü bir yer. Ben gece konuda oturuyorum. Çatı katı. Hadi bir röportaj yapıyorsun. Ya çok özür dilerim, nasıl olacak bu? Abi terliyorsun. Hadi öbürsü çıkıyor, üstünü değiştiriyorsun. Ya çok böyle bir hafta falan sürdü. Sonra beni çok eleştirdiler arkadaşlar. Abi benim verdiğimi... Sen mi gönderdin yani? Abi benim verdiğimi düşündüler. İşte gazetelerde... Ciddi mi düşünen oldu mu? Ya o gazetede Habertürk yazmış işte... şey kampanyası, referandum kampanyasında Şafak Türküsü kullanılacak diye bu haber çıktı. Haber çıkınca zaten bir de okulu arkasından haber falan çıkınca abi yani bir linç kampanyası başladı bir taraftan şeyde internet ortamında. Bir taraftan basının bir taziki oldu. Yani ben işte ya olmayana ergi diyorum. Böyle olur mu? Böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklif yok. Yani dolayısıyla evet ya da hayır gibi bir seçeneğim yok. Öyle bir şey yok. Ayrıca şeydi yani ben iki deli gömleğini ikisini de giymem gibi bir tarzım tavrım vardı filan. Neyse ben şey tabii çok şaşırdım. Hatta bunun hemen arkası da geldi. O arada bir sürü bakan değişik şiirlerimi okudular filan filan. Ve bu 5-6 olay var. Bir sabah işte kalktım ben kalkar kalkmaz genelde televizyonu açarım haber kanalını. Orada elimi yüzümü yıkarım bir çay kahve neyse koyarım. Allah Allah açtım Şafak Türküsü çalıyor. Şeyden dedim ne oluyor ya ben öldüm mü bir yere mi gittim Şafak Türküsü nerede derken işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın annesi vefat etmiş. Abi haber kanallarının tamamında sabahtan akşama kadar fonda hep Şafak Türküsü çaldı. Şeyin başına gelen darbelerde neydi? Korkmaz. Ruhsu'ya benzer sesi var diye. Korkmaz Can diye isim geldi birden. Mutlucan. 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 Hep onu Ruhsu'ya benzediği için bütün darbe sonraları 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de onun türküleri çalardı. Ve evet. Adam sosyal demokrattı çok rahatsız olurdu. Ya ben... TRT'nin darbe sanatçısı değil diye açıklamaları evet ya, var. Benim bile antipatim vardır yani. Vardı. Hasan yani Mutlucan. Bilmesen Hasan Mutlucan. Çünkü ister istemez bir antipati oluşuyor değil mi? Yani Türkiye'de az bas bariton ses var. O onlardan bir tanesiydi. Evet, evet. Ruhsu'ya inat konur gibi bir şeydi. Onu sen de yaşadın yani, evet. Kısmen. Evet. Şimdi az bir zamanımız kaldı. İşte ilk başta 80'lere nasıl geldiği sorduğumda İşte öğrenci hareketi, sendikalar falan filan derken o dönemde tabii bizlerin de içinde olduğu bilhassa işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençliğinde biz vardık. Yani kendi örgütlerimiz vardı ama hepimiz de o gençlik kollarında vardık. Onlarla beraber hareket ediyorduk. İşte Ecevit'in de en yükseldiği dönem. Üyeliğim vardı gençlik. Evet. Hepsi var. Şimdi bu son seçimlerle beraber işte bu CHP'nin bu başarısı, HDP'nin seçimlerde batıda kullandığı taktik falan filan aldım. Bu sosyal demokrasi gençliğiyle ve kadınlarıyla tekrar bir canlanma noktasında ve sosyalistlerle, Kürtlerle bir takım konularda önceki gün bir yeni seçilen İmamoğlu'nun da bir açıklaması var Selahattin Başkan'la ilgili ve işte Kürtçe kurs açılabileceğine dair. Bu sosyal demokrasi, demokratlar tekrar sence canlanıyor mu Türkiye'de? Umarım canlanır diye başlamak isterim. Çünkü gelinen nokta gerçekten artık insanların nefes alamadığı bir aşamaya gelindi ki İstanbul gibi gerçekten Türkiye'yi belirleyecek olan ve herkesin de ifade ettiği gibi
ya bu kentin alınması büyük bir olaydır. Çünkü bir şey o kadar hızla yükseliyor ve o kadar koyulaşıyordu ki bunun önüne geçilemez algısı oluşmuştu insanlarda. Büyük bir umutsuzluk. Ama şimdi bu yapılabilirmiş, olabilirmiş. Bu psikolojik olay çok büyük. Yani psikolojik olarak çok güçlenilmiştir. Yapılabilirlik görülmüştür. Bu açıdan tabii ki sosyal demokrat diyebileceğimiz yani CHP o kategori içerisine koyarsak yeniden güçlenebilme ihtimali İmamoğlu'nun özellikle çoğalmıştır, yükselmiştir. Ama ya bunun adını koymak lazım. Biz aslında bir faşist bir dönemden geçiyoruz. Bunun evet. adı faşizmdir. Bunu söylemekten niye çekinelim ki? Öyledir. Çünkü baktığımız zaman hukukun olmadığı, işte sonuçta bir kişinin ağzından çıkan sözlerin yasa olarak kabul edildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda faşizmin durdurulabileceği, geriletilebileceği ve hatta MHP Başkan Yardımcısı mıydı? O, demokrasiyi bunların, getirecekler. Bunların önünü keselim diyor. Tek adam rejimine son verip demokrasiyi, demokrasi diyor değil mi? Demokrasiyi getirecekler. Ya şimdi düşünebiliyor muyuz? Evet. Ya. Nasıl bir haldeyiz? Bizi bu insanlar yönetiyor. Bu insanlar değil mi? Onlar yönetiyor. Maalesef. Bu açıdan tabii ki HDP'nin oylarının çok önemli katkısı vardır. Ama sağduyulu insanların zaten genel yani şeyi gördüklerinde, olayı gördüklerinde ne yapıyor? Diyelim ki HDP'nin barajı aşması gerekiyorsa ne oluyor? Oraya oy veriliyor. Aşması evet. gerekiyor çünkü. Evet. Burada ben çok doğru bir tavır aldıklarını, Selahattin Demirtaş'ın son meclisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü başka türlü olmaz. Zaten bir faşizme karşı birleşik bir cephenin oluşması lazım zaten. Tabii şeyinde çok büyük payı var. Yani CHP uzun yıllar sonra, yani kimseyi küçümseyerek söylemiyorum ama Canan Kaftancıoğlu sosyalizme yakın ciddi bir sosyal demokrat başkan olarak yer alması ve o, bütün kitleyi ona göre motive etmesinin çok önemli bir payı var. Yani CHP uzun yıllardır ilk defa ciddi bir sosyal demokrat başkanla bu seçime gitti ve o güven verdi ve sonuna kadar bitirdi ve program da bitti. Eyvallah. Çok bitti. Güzel, çabuk bitti. Güzel olunca böyle oluyor. Tabii ben programı bitireceğim ama sana esasında sen bitireceksin. Ben bitireceğim. Sen evet. bitireceksin. Evet, bir programın daha sonuna geldik ama Nevzat bir şiir okuyacak. İtirazın iki şartı şiirini okuyacak. Nevzat'tan bitsin. Haftaya görüşmek üzere. İtirazın iki şartı. Çok olmadığımız kesin. Çok olan tarafta değiliz. Çok olan tarafta olmayacağız. Türkiye'de Kürt olacağız. Kürtler de Ermeni. Ermeniler de Süryani. Gidip Almanya'da Türk olacağız. Hollanda'da Surinamlı, Fransa'da Cezayirli, İran'da Azeri. Amerika'da zifiri zenci olacağız. Çoğalan zenci de mutlaka Kızılderili. İsrail'de Filistinli, köpeğin karşısında kedi, kedinin karşısında kuş olacağız. Kuşun karşısında börtü böcek. Hakemler hep karşı takımı tutacak ve biz hep 7 kişiyle tamamlayacağız maçı. Çiçeklerden kamalya olacağız. Az kolumuzun tarafında solda olacağız. Bu itirazın ilk şartı. Solda da az olacağız. Devrimi çoğaltırken çünkü bir başka devrime hızla azalacağız. Bu da itirazın ikinci şartı. Teşekkür ederim.